Peki Vedat Bilgin'in açıklamalarının bir detaylarına da bakmamız gerekiyor. Memur ve emeklilere yapılacak zamlar enflasyon rakamlarına göre belirleniyor biliyorsunuz. İlk 6 ay için enflasyonda beklenti ortalama %25 ama bir de refah payı var. O da eklenirse bu oran daha da yükselebilir tabii. Yani refah payı bizim emeklilerimize bir maaşlarında artış olarak yansıyor. Bir katkıda bulunacak bizlere de. Bekliyoruz inşallah. Devletimiz sağ olsun. Emeklilere Temmuz'da zamla birlikte refah payı da verilecek. Bir nebze dosya emekliyi biraz rahatlatır. En çok merak edilen 6 aylık zamla eklenecek refah payı maaşlara nasıl yansıyacak? Bir refah payı bu enflasyon oranıyla verilen maaş zammı farkı olarak söyleyebiliriz. Şöyle düşünelim. 2023 yılının ilk 3 aylık enflasyonu şu anda %12.09 olarak açıklandı. İlk 6 ay enflasyon tahmini oranı %25 olarak bekleniyor. İşte bu refah payı da bu iki enflasyon arasındaki fark alınacak. Bu gerçekleşen enflasyondan Ocak ayında verilen zammı düştüğümüzde refah payımız ortaya çıkıyor. Şu an içinse refah payı %9.96 olarak bekleniyor. Bu beklentiler gerçekleşirse en düşük memur emeklisinin maaşı 10.600 lirayı geçecek. En az memur maaşının 7.901 lira emekli maaşının olduğunu hesap ettiğimizde bu refah payının %35 civarında olmasını öngördük. 10.663 lira olarak burada bulduk. Tabii burada hiç refah payı olmasaydı da 9.876 lira buluyorduk. Arada yaklaşık refah payından kaynaklı 786 liralık bir artı fark var. Şu an Bağkur SSK emeklisi en düşük 7.500 lira maaş alıyor. İlk 6 ay içinse enflasyon %25 oranında bekleniyor. Eğer bu orana refah payı eklenmezse maaş 9.375 liraya çıkıyor. Eğer refah payı eklenirse bu oran %34.62 oluyor ve maaş ise 10.096 liraya çıkıyor. Arada da yine 721 liralık bir fark var. Yani refah payı bizim emeklilerimize bir maaşlarında artış olarak yansıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, ilk maaşını henüz almamış olan EYT'lilerin hak kaybı yaşamayacağını bir kez daha yineledi. Maaşların Mayıs'ta hesaplarda olacağını da. İşlemler biraz tabii zaman alıyor. Şöyle düşünün, normalde ayda 30-40 bin arasında emekli veren Türkiye, geçen ay 1,5 milyonun üzerinde emekli verdi. Peyderpey bu işlemler dosyalar halinde bitiyor. Maaşları birikiyor. Onları toplu olarak alacaklar.